Merhaba sevgili izleyiciler, Doktor Tanju Sürmeli ile Beyninize Sağlık programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zamanki gibi dop dolu bir program, bilgi dolu bir program olacak. Tüm sorularınıza yanıt bulacaksınız. Ama bize ulaşmak isterseniz, mail yoluyla ben sorularımı göndermek istiyorum derseniz, ekranda görmüş olduğunuz mail adresinden sorularınızı yöneltebilirsiniz. Hayır ben telefonla katılacağım derseniz, yine ekranda görmüş olduğunuz telefon numarasından bize ulaşıp tekrar sorularınıza cevap bulabileceksiniz. Bugünkü konumuz çocuklarda görülen psikiyatrik hastalıklar ve yaygın gelişim bozukluğunun tanı ve tedavisi olacak. Her zaman tabii ki Doktor Tanju Hocam'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş Fakat bugün başka bir konumuz daha var. Hasta yakını Nihal Taş'tan. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Medeni cesaretinizden dolayı, hastanızla yaşadığınız sorunları bizimle paylaşacağınızdan dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Hocam siz de tekrar hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Nereden başlayalım? Nihal Hanım'la mı başlayalım, sizle mi? Tabii ki en doğrusu biraz anne olarak ne sıkıntılar yaşadığını, çocuğunda bir problem var mıydı, yok muydu, bunları nasıl fark etti, fark edebildi mi? Hem diğer örnek olması açısından kendisiyle başlamakta yarar evet. var. Tabii ki bizim her zaman söylediğimiz gibi burada annenin olması kendi isteğiyle ve işte bizim sloganımız her zaman bir umut vardır. Tabii ki. O umut çevresinde bakalım neler olmuş bu hastamızın kendisinde bir görelim. Tamam. Peki sizin hikayenize başlayalım. Çocuğunuz kaç yaşında? Kız mı? Erkek mi? Çocuğum şu anda 5,5 yaşında. Erkek. İsmi Ömer Sadık Taş'tan. Aslında 2 yaşına kadar ben çocuğumla birlikte olamadım. Kendim psikiyatrik bazı rahatsızlıklar geçirdiğim için aslında en önemli evreyi fark edemedim. Fakat gene de geç kalınmış değil. Daha sonra bir üniversite hastanesinde bir profesör çocuğuma atipik otizm teşhisi koydu. Ve o şekilde başladık biz. Kaç yaşındaydı o zaman? 3,5 yaşındaydı. 3,5 yaşındaydı. İşte en önemli 2-3 yaş arasında yanında olamadığım için teşhisi o dönem koyamadık. Fakat yanında olamadığınız derken hani çocuğunuza biri mi bakıyordu? Farklı evet. Bir, ha, öyle. Tamam. Evet, çocuğuma başka birisi bakıyordu. Bana konulan psikiyatrik rahatsızlığın ismi postpartum depresyonuydu. O yüzden kendim bazı antidepresan ilaçlar kullandım. Bu dönemde çocuğumu emzirdiğim bir 3 aylık dönemim de oldu. Antidepresan ilaçlarla birlikte emzirmenin daha sonra çok sakıncalı olduğunu hocamdan öğrendim. Bunu bilmiyordunuz. Bunu bilmiyordum çünkü bir problem olmayacağını söylediler. Ama antidepresan ilacın yanında uyuşturucu etkisi yapan başka ilaçlar da kullanıyordu. İşte biz ona uzun etkili benzodiazepin grubundan ilaçlardı. Bir tanesi klonazepam grubu olan bir ilaç kullanıyordu ki bunların emzirirken kullanımı ile ilgili ortada bir bilgi var. Bir kısım grup doktorlar kullanılmasın, bir kısım grup doktorlar kullanılabilir diyorlar ama işte ikisi birkaç tanesi birlikte kullanıldığı zaman beynin gelişmesine olumlu yönde etki etmediğini düşünüyoruz. Bununla ilgili de yayınlar var. Hatta o sürecinde çocuk, çünkü o uyuşturucu etkisi olan bir ilaç uyutuyor, kişiyi de uyutuyor. Bebek de o dönem içinde ne oldu? Hep uyuduğunu söylüyor. Ailede kalan kişiler, bir çocuğu büyüten, bakan kişiler çocuğun emzirmeden sonra devamlı uyuduğunu bana söylediler. Biz de bunu ilettikten sonra zaten çocuk da kendiliğinden bıraktı ve biz emzirmeyi kestik. Fakat 3 aylık bu dönemde bu dediğimiz antidepresan ilaçları çocuk emzirme yoluyla almış oldu. Evet, böyle bir dönem yaşadık maalesef. Evet, olumsuz bir dönem yaşadık. Fakat daha sonra dediğim gibi bir üniversite hastanesinde teşhis konuldu ve orası bizi bir özel eğitim merkezine yönlendirdi. Standart zaten bu. Herkes de bu şekilde oluyor. Veya illa çocuk olmak zorunda değil. Ben orada 10 aydır Tanju Bey ile beraber devam ediyorum. Çocuğum şu anda 5-5,5 yaşında. Orada birçok hasta perspektifi görebildim. İlla genç yaşta olmasına gerek yok.
yaşını almış insanlar da gördüm. Orta yaşlı insanlar da gördüm. Yaz tatillerinde çocuklarını getiren insanlar da gördüm. Okuldan çıkıp gelen anneler de gördüm. 10 ay boyunca orada olduğunuz zaman artık birçok şeyi de siz öğreniyorsunuz, duyuyorsunuz. Evet. Dediğim gibi getirirler çocuklarını veya hastaları kimse yaptırırlar tedavilerini. Kendileri gelişmelere göre kendi kararlarını kendileri verirler. Buyurun. Buraya hemen döneceğim. Şimdi tedaviden bahsediyoruz ama kısaca ne olduğundan bahsedersek izleyicilerimiz de daha çok hakim olabilirler konuya. Şimdi tabii burada çocuğun şikayetlerini önce bir duyalım. Hı hı. Ondan sonra hani bu evet. tedavi yöntemi şu. Beynin elektrik akımı düzensizlikleri var. Bu yaygın gelişim bozukluğunda da görüyoruz. Otistik çocuklarda da görüyoruz. Asperger dediğimiz grupta da görüyoruz. Bu elektriksel akım bozukluklarını tespit ediyoruz. Sonra tekrar zarar vermeyen bir yöntemle, bu EEG biofeedback dediğimiz bir yöntemle beynin elektrik akımını düzenlemeye yardımcı oluyoruz. Bu yardımcı olduğumuz zaman beyinde birçok alanda gelişmeler olduğunu gözlemliyoruz. Bunlar da işte burada yaygın gelişim bozukluğuyla annenin çocuğunun şikayetlerinde de duyacağımız gibi kendini ifade etmede sorunu vardı. Cümle kurmada, birkaç kelimeyi kullanıp cümle kurmada, anlamlı diyalog kurmada sorunları var. Sosyalleşmede sorunları vardı. Göz kontağında sorunu vardı. Bu tür çocuklarda bu sorunlar olabiliyor. Hatta bir de stereotipik dediğimiz tekrarlayıcı hareketler oluyor. İşte el çırpmaları, bir takım hareketler. Bunun yanında bazı tikler olabiliyor. Tekrar tekrar aynı şeyleri söyleme, sorma, kendini ifade ederken bir türlü yani bir bozuk plak gibi aynı şeyi devamlı soruyor, söylüyor. Ve aile de cevap vermek zorunda ama bir sonuç alamıyor. Ama burada anneye bir dönelim. Evet, İlk ilk hani o 3,5 yaşında atipik otizm dendiğinde ne şikayetleri vardı? Sonra bize geldiğinde neler oldu? Bir ilerleme olmuş muydu o süreç içinde? Bir duyalım. Bir de o noktaya kadar kaç yaşındaydı ilk doktora götürdüğünüzde? 3,5. 3,5 yaşına kadar hiçbir şey anlamadınız ya da anlamadılar. Yanında değildim. Değildiniz, hı hı. Evet. Yanında değildim. Yanına geldikten sonra tabii benim ilk çocuğum, başka çocuğum yok. Normal bir çocuğum olmadığı için aradaki farkları gözlemleyemedim. Tabii evet. bu tip anneler de var. Tabii. Ama daha sonra çocuğunuzdaki farklılıkları görüyorsunuz. Hocamın dediği gibi devamlı aynı soruları soruyor veya siz cevap veriyorsunuz fakat aynı şeyi tekrar ediyor. Özellikle asansör takıntısı, hı hı. Ve devamlı sayılar, buna benzer takıntılar zaten tipik şikayetler. Bu şekilde davranış... Ama kendini ifade etmede en büyük problem vardı. Cümle kurmada, diyalog yapmada. Ben seni bilmiyordu. Evet. Hı hı. Evet. Zamirleri doğru kullanamıyor, zamirlerin takılarını doğru kullanamıyor, cümle kuramıyor. Kurduğu cümleler bir kelimelik, iki kelimelik cümleler tarzında. Psikomotor dedikleri bazı işte atlayamıyor, zıplamıyor. Bugün bizim bedensel hareket dediğimiz dil, bilişsel. Artık ben de gide gele bazı terimleri evet. öğrendim. Birçok yönde gerideydi. Ama merdivenlerden mesela aşağı inerken nasıl yapıyordu? Evet, evet. Yani nasıl atlıyor? Atlayarak mı yapıyordu? Hayır hocam, orada dediğiniz gibi hani ilerleyemiyor, çok yavaş yapıyor, tek tek iniyor. Devamlı sol ayakla iniyor. Yani bir sağ, bir sol, bir sağ, bir sol ayaklarını kullanamıyordu. İnerken, çıkarken, evet. evet. Yani paralel kullanamıyor. Daha sonra öğreniyoruz ki beynin sol lopu, sağ lopu ikisini birden kullanamadığını zaman içerisinde siz de öğreniyorsunuz. Yavaş yavaş ilerledi. Yani bu iş sabır işi. Hemen birdenbire bir mucize de beklememeleri lazım. Hocamızın bize söylediği benim elimde bir sihirli değnek yok. Hani kendisi de umut, affedersiniz, tacili bir beyefendi diye sonuçta anlatıyor. Benim elimde sihirli bir değneğim yok. Yavaş yavaş siz de sabır edeceksiniz, siz de azmedeceksiniz. Bu iş tamamıyla karşılıklı, diyalogla, sabırla, paslaşarak yapacağınız bir iş. Yani tek başına bu işi doktorlara da yüklememek lazım. Aileler olarak biz de elimizden geleni yaparaktan çocuğun ilerlemesini zaten görüyorsunuz. İlerledikçe daha çok motive oluyorsunuz, daha çok yapıyorsunuz ve bu şekilde kısır döngü dediğimiz o döngüyü kırıyorsunuz. Peki Tanju Bey'e gelene kadar siz bir hekime gittiniz. Gittim. O hekimin tedavi yöntemi neydi? İlaç mı verdi İlaçtı size? Ama ben bir anne olarak ilaca karşıyım. İyi ki de ilacı vermemişim. Hocamız da bana zaten... Siz kullandırtmadınız. Kullandırtmadım. Anne ilaç. Kendisi kullandırtmamış. Kendisi kullandı. İşte şimdi bu otizmde kanıtlanan bir tane ilaç var. Ama eğer otistik çocuklara bakarsak
40 küsür çeşit ilaç kullanıldığını görüyoruz. Aslında kanıtlanmış bir tane ilaç var. FDA dediğimiz Amerika'daki ilaç ve besin birliğinden onay almış. Risperidon dediğimiz bir ilaç. Bu risperidon grubu bir ilaç. Antipsikotik bir ilaç. Onların davranışlarını, işte hırçınlıkları varsa, oturmuyorsa, hareketliyse kontrol etsin ve kısmen de biraz dikkatini arttırsın diye. Yani şikayetlerin hepsini ortadan kaldırmıyor zaten. Böyle bir ilaç yok. Fakat bu ilaç tabii 3,5 yaşında verilmişti. Evet. Onaylı ama bu yaş grubu için yine onaylı değil aslında. 7 yaş grubunun altında bazı şeylerde işte 5 yaşında kullanabileceğini gösteren makaleler de olmaya başladı ama 3,5 yaşında kullanılması onayı yok. Bunu anne yan etkisi olacağını düşünerek kullanmamış. Hocam burada kısa bir ara verelim, tekrar devam edelim. Sevgili izleyiciler, kısacık bir ara, biz burada sizi bekliyor olacağız. Kesinlikle vücuda zararlı vermez, kanser de yapmaz, bunu kesin. Sevgili izleyiciler, Doktor Tanju Sürmeli ile Beyninize Sağlık programının ikinci bölümündeyiz. Sevgili hanımefendi Nihal Taştan Hanım bizimle birlikte, hasta yakını demiştik ve sohbetimize devam ediyoruz. Buyurun. Şunu merak ediyorum, Ömer de değil mi ismi? Evet. Ömer bu rahatsızlığa sahip olarak mı doğdu yoksa kullandığı ilaçlar mı tetikledi? Şimdi tabii ki Ömer bir de ayrıca birkaç düşmesi de olmuştu değil mi bebekken? Bir veya iki dediler bana hocam. Şimdi tabii bunun nasıl oluştuğunu çok doğrusu bilmiyoruz. Belki de yani anne karnında beynin gelişimiyle ilgili olduğunu düşünüyoruz. Yaygın gelişim bozukluğunu. Ama buna ayrıca öyle bir sorunu varsa ayrıca işte emzirildiği zaman 3 ay bu antidepresan ilaçla beraber benzo grubu ilaçların etkisi oldu mu? Hamileyken bir ilaç kullandınız mı? Hayır. Kullanmadınız değil Hayır. mi? Hamileyince bu normal. Emzirme döneminde bir ayrıca bir etkisi oldu mu? Beynin ya da düzensiz olan kısmını biraz daha bozdu mu? İşte bazı düşmeler, kafaya alınan darbelerde elektrik akım düzensizliğini biraz daha arttırabiliyor. Ama yüksek olasılıkla bu anne karnındaki oluşumla etkili Anladım. Olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Bu da çok önemli. Bu internet vasıtasıyla çok iyi yazılara ulaşabilirler. Yabancı dil bilenler özellikle bu yöntemin çalışıp çalışmadığını daha düzgünce öğrenebilirler. Ama Türkiye'de bu yöntemi anlatmaya başladığımdan beri akademisyenler ciddi anlamda bu yönteme sıcak bakmadılar. Evet. Bu bakmayanların etkisiyle mi, ada başka işler mi dönüyor anlayamadık ama bazı yerlerde negatif yazılar yazılmaya başlandı bu tedavi yöntemiyle ilgili. Bugün ben Biofeedback Derneği'ni kurdum ki bu yöntem bilimsel olarak yapılabilsin. Bakanlığa da başvurdum. Sertifika programı olsun ki doktorlar da bunu bilimsel olarak yapsın. Ama bugün 50'ye yakın başka yerlerde bu yöntemi yapanlar var. Hepsi de hemen hemen hepsi de bilimsel standartlarda yapmadığını düşünüyoruz. Ama bunlarla ilgili sorun olmuyor. Esas bu işin eğitimini almış ve bu konuda akademik olarak da yurt dışında çalıştaylar veren, eğitim veren birisi olarak benim yapmamı karşı böyle bir şeyler oluşturulabiliniyor. Karşı görüşler oluşturulabiliyor. Ve bu tip yazılar da ortaya çıkabiliyor. Biz her zaman için söylüyoruz. Bu yazıları ciddiye almayın. Birçok olumlu biz 10 binden fazla hasta bize geldi ilaçlarla iyileşmediği için çeşitli hastalık grubunda. 4 binden fazla hasta bu tedaviden yararlandı. Önemli bir kısmı iyileştiler. Ama bu iyileşen hastalar hasta haklarından dolayı bize tavsiye ve teşekkür mektubu yazdıkları halde bunları biz internete koyamıyoruz. Ancak hastanın kendisinin yazması lazım. Evet. Ama bazıları oturup birkaç kelime yazıyorlar. Ama siz onları bu da etik değil yani zorlayarak buraya bir şey yazın olumlu diye. Tabii. Bize teşekkür mektubu bırakıyorlar. Böyle yüzlerce teşekkür mektubu var ama insanların bunlardan haberi yok. Evet. Bu çalışan bir yöntem. İlaçların yan etkisini azaltabiliyoruz. Beynin daha iyi çalışmasını sağlatabildiğini düşünüyoruz. Bunu uygulayan Amerika'da birçok
psikiyatrist, nörolog, başka meslek grubundan yani doktorlardan başka meslek gruplarından fizik tedaviciler, diş doktorları bile var. Hı hı. Sigortalar ödüyor Amerika'da ama bizim ülkemizde ne yazık ki böyle bir karalama, yani başarılı bir şey oluyorsa geriye adım atılsın diye, evet, bir uğraşı olabiliyor. Anne de bunun acısını çekmiş 8-8,5 ayda. Daha fazla ilerleme olabilirdi. Mesela o 8,5 ayda özel eğitimde bir ilerleme oldu mu? Oldu hocam. Ne oldu? İfadelerinde en azından daha fazla kelime söylemeye başladı. Kelime haznesinde bir artış oldu. Kelime haznesinde artış oldu. Kendini daha doğru ifade etmeye başladı. Bir iki insanı görerekten, hani o zamana kadar hiç dışarıya da çıkmıyorduk biz. Çünkü bizim hakikaten çok zorlu bir hayatımız oldu. Ben şimdi burada yayın süremiz ne kadar bilemediğim için zor günler de geçirdim. Mesela, hı hı, bir gün biz bir alışverişe gittik. Ömer tabii bilmeden birkaç şeyi kırdı geçirdi ve bir tane bir parça bir çocuğun gözüne geldi. Haklısınız. Bir anne olarak siz nasıl ben sağlam çocuğunuzu dışarıya çıkartmak tabii ki hakkınız. Tabii ve biz ki o anneyle gerçekten çok ağır diyaloglar yaşadık. Ondan sonra da ben Ömer'i 4-5 ay dışarıya çıkartmadım. Hı hı. Çünkü o anne de haklı. Çocuğunu dışarıya çıkartmak istiyor. Ama Ömer bunu bilerek yapmıyor. Tabii ki. Sinirleniyor, öfkeleniyor. Öfkelendiği zaman da önünde ne varsa onu atmaya başlıyor. Isırmaları vardı. Isırmaları tamamıyla kayboldu. Öfke kontrolünü bilmediği için. Özel eğitimde mi kayboldu öfke özel kontrolü? Eğitimde biraz daha hocam o azaldı diyebilirim. Başka insanları görerek, belki birkaç tane çocuğu görerek grupta biraz ilerlemeler olabildi ama tek başına yeterli değil tabii ki. Yani sanki dibi olmayan bir kovaya su dolduruyor gibisiniz. Hmm. Tamam. Kovanın altında ufacık bir delik de olsa o bir yandan akıyor, biriktiremiyorsunuz. Biz sanki ikisi bir arada, hem özel eğitime zaten burada da devam ediyor. Tanju Bey'in yerinde de devam ediyoruz onu biz. Onu soracaktım. Yani Tanju Bey'e geldikten sonra özel eğitimi bıraktınız mı? Hayır. Hem orada hem de Tanju Bey'le devam ettiniz. Orayı bıraktık. Tanju Bey'in yerinde hem sistemler, neurofeedback, Loretta ve buna benzer sistemlerden yararlandınız. Hem de aynı zamanda orada özel eğitim merkezi var. Çok, hı-hı, değerli hocalarımızın eşliğinde. Orada da devam ediyoruz. Çocuğunuzdaki gelişmeler neler oldu? Birçok şey oldu. Bir kere daha fazla cümle kurmaya başladı. İki kelimeli, bir kelimeli yerine dört kelimeli cümlelere kadar çıktık. Evet, şu an dört kelimeli cümleler ve o kadar akıcı konuşmalar ortaya çıktı ki mesela. Devam edin. Dört kelimeleri cümlelere kurmaya başladık. Duygusal olarak ifade kendini, tamam biraz abartılı ifade ediyor ama hiç duygusal olarak kendini ifade edemezdi. Hı hı. Yani öfke dilini, kaşlarımı çatayım, sinirlendiğimde, şaşırdığımda o ifadeler yoktu. Onlar başladı. Fazla söylüyor, abartılı ama olsun başladı. Bunların hepsi başladı. Karşısındaki insanı algılamaya başladı, anlamaya başladı. Yani taklit edebilme de başladı. Çok bunlar güzel. Mesela bu grup taklit edemezdi. Hı hı. Ne kadar süre oldu? 10 ay oldu. 10 ay. 10 aydır devam ediyoruz. Mesela ben sen karıştırması da? Tabii onlar düzeldi. Ben sen karıştırmaları yani %90'lardan %10'lara kadar düştü şu diyebilirim. Şu an kaç yaşında? 5,5 yaşında. 3,5'tu değil mi aslında? Sinirliliği vardı böyle. Onlar bayağı tabii, yok gibi şu tabii. An. Sosyalleşti öfke, mi artık? O öfke kontrolünü sağlayabildi öfke mi? Öfke kontrolünde biraz tabii sorunlarımız var. Ama tabii ki bu zaman içerisinde geçeceğine de inanıyorum. Göz kontağı kuruyor. Göz kontağı ilerledi. Daha uzun bir süre göz kontağı kurmaya başladı. Ama hareketliliği, kıpır kıpırlığı. Tabii hiç yerinde duramayan hareketliliği, hani düşünmeden hareket ediyor. Şimdi size bir sorun çıkardığımız zaman önce kafanızda planlıyorsunuz ve eyleme geçiyorsunuz. Ömer'de hiçbir planlama yokken direkt, hani bodoslama derler ya, bodoslama olaya atlıyordu. Oysa şimdi biraz daha düşünerek, tabii bu çok zor bir iş, yani beyin bu. Hani birdenbire bir şey beklememek lazım, yavaş yavaş ilerliyor. Siz de sabır, sükunla devam edeceksiniz ki karşı tarafla bir alışveriş şimdi tabii bu. Biz geldiğinde bir standartize olan Stanford Binet diye psikologların yaptığı bir zeka testi vardı. 6 ay ya da sonrasında bir daha tekrar ediyorsunuz. O testi tekrar ettiğimizde ortalama 8-9 ay sonra biz tekrar ettik. Yani normal zeka grubuna düşüyordu ilk geldiğinde. Bu fonksiyon eden bir yaygın, hı-hı, gelişim bozukluğu. Şimdi parlağın üst grubuna geçti. Yani bu ciddi anlamda becerilerinde, beynin becerilerinde ilerleme olduğunu gösteren, en azından yaklaşık olarak gösteren bir test. Bu da sevindirici. Tekrar tekrar sormaları ciddi anlamda azaldı. Var hala asansörle ilgili
bir takım takıntıları var. Ne? Sürekli o... asansörü mü soruyor? Ne yapıyor? Ne diyor? Evet. Kaçıncı kattayız? Ben asansöre binmek istemiyorum. Bizim söylediklerimizi... Bu tip çocuklar bir de üçüncü kişi ağzından konuşuyorlar. Hmm. Yani kendilerini ben olarak ifade edemiyorlar. Ve sizin sorduğunuz cümleler, mesela oğlum mutlu musun diyorum, bana mutlu musun diyerekten soruyor. Aslında mutluyum demek istiyor. Anladım. Ama mutlu musun diyerekten ifade ettişler bu şekilde oluyor. Ben asansöre binmek istemiyorum diyeceğine, asansöre binmek ister misin? Hmm. Bu şekilde hani başka birinin ağzından, evet, dolaylı yoldan. Siz de o anda binmek istemediğini anlayabiliyorsunuz. Ben devamlı onu söylüyorum. Asansöre günde bir defa binme hakkımız var. Çünkü onları da hep pedagoglar ve diğer öğretmenleri aracıyla konuşuyorum. Beni onlar yönlendiriyorlar. Bir kere binme hakkımız var. Bugünkü hakkımızı doldurduk. Bir daha asansöre yarın bineceğiz. Sizin eğitiminiz nedir? Ben İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. İngilizce. Eğitimi şart olduğu bir kere daha gözler önüne serildi. Yani tebrik ediyorum sizi. Son olarak böyle toparlayalım ve izleyicilerimize ne söylemek istersiniz? İlla ki hasta olan bir insanın buraya gelmesi şart değil. Ben aslında imkanım olsa kendim de Ömer'i belli bir seviyeye getirdikten sonra Tanju Bey'e gitmek istiyorum. Çünkü ben de bu süreç içerisinde inanılmaz yıprandım, yoruldum. Demin hocamla da onu konuştuk. Kendim de ben böyle bir insan değildim ama artık her şeyden şüphelenmeye, her şeyden kuşkulanmaya ve çocuğumu korumak için iki tane önde kalkan tutaraktan insanlara karşı böyle yürümeye başladım. Böyle değildim ama böyle olmak zorundayım. Öyle hissediyorum. Aslında buraya illaki hasta olan birisi değil, kendisinde hani psikolojik, psikiyatrik rahatsızlık gören insanlar da gelebilirler. Tabii ki. İmkanlarım olursa kendim de gerçekten zaman içerisinde gitmeyi düşünüyorum. Hasta olan insanlara da hani yakını, çoluğu, kimse mutlaka denesinler. Hani imkanları varsa bir şey kaybedecek hiçbir şeyleri yok ki. Şimdi yan etkisi olmayan ama beynin gelişmesine katkıda olan bir sistem bu. Özel eğitim veriyorsunuz yaygın gelişim bozukluğu ya da atipik otizm dediğiniz bir çocuğa. Ama beynin o merkezleri düzgün çalışmadığı için özel eğitimle onların çalıştırılması epey bir zaman alıyor. Ve istediğimiz kadar hızlı değil. Birçok aile bunu söylüyor. Eğer biz beynin çalışmasına katkıda bulunursak, beyin çalışmaya başlarsa, işlevlerini yapmaya başlarsa, bu da EEG biofeedback dediğimiz ya da nörofeedback dediğimiz yöntemle oluyor. O zaman özel eğitim daha anlamlı hale gelir. Tabii, hatta bizim gördüğümüz şu, bu nörofeedback yöntemiyle özel eğitim beraber verildiği zaman bu tür zor çocuklarla çalışan, özel eğitim yapan öğretmenler de şöyle diyor, kendilerini daha güvenli, daha iyi hissediyorlar. Çünkü özel eğitimde ilerleme olmadığı zaman, tıkanıklık olduğu zaman yapabilecek bir şey yok ve kendilerini kötü hissediyorlar. Öğretemedik, yapamadık, evet, geliştiremedik. Ama eğer biofeedback uygulanıyorsa, EEG biofeedback, o zaman özel eğitimci daha rahat olabiliyor. Tıkanıklık olduğu merkezde bize söylüyor bizim özel eğitimciler. İşte diyoruz ki buraya o zaman biraz daha çalışma yapalım, beyindeki o bölgeleri daha aktif hale, daha düzenli hale getirelim diye. O zaman özel eğitimdeki tıkanıklığı ortadan kaldırmada ya da azaltmada yardımcı oluyor. Hı hı. Şimdi geldiği konuma göre 10 ayda ile karşılaştırırsak, daha önceki 8,5 aylık özel eğitim bir programına katıldığıyla şimdiki 10 aylık şeyde bir hani subjektif bile olsa karşılaştırdığınız zaman nerede daha fazla gelişme gördünüz çocuğunuzda? Konuşmasında, kendisini ifade etmesinde. Hı hı. Duyusal olarak duygularını söylemesinde, bilişsel olarak planlamasında, işte çizgi çalışmalar olsun, sınırlı alan boyamaları olsun, bunların yani hepsinde. Yani ince motor becerilerinde. İnce motor becerilerinde, evet. Bir kere yani zeka skorunda bile, ölçtüğümüzde bile ciddi anlamda bir farklılık olduğunu gördük. Bu da bütün beynin genel anlamda ilerleme kaydettiğini gösteriyor, evet, bize. Hocam, Nihal Hanım'a veda edeceğiz. Biz sonra tekrar devam edeceğiz Ömer'in durumu, gelişmeleri için. Çok çok teşekkür ediyoruz. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Gerçi geçmiş artık. Umarım sağlıklı günler sizi bekliyor olacak. Çok daha iyi hale geleceğiz. İnşallah. Buraya Ömer'le birlikte bir daha geliriz. İnşallah. Her zaman bekleriz. Sevgili izleyiciler, kısacık bir ara veriyoruz. Sonra tekrar buradayız. H hastadır. H? Alabiliyorsanız. Çünkü Türkiye'de dediğim gibi her yerde bulmak zor.
Sevgili izleyiciler, Doktor Tanju Sürmeli ile Beyninize Sağlık programının 3. bölümündeyiz. Konumuz çocuklarda görülen psikiyatrik hastalıklar ve yaygın gelişim bozukluğuydu. Hasta yakınımızı gönderdik, şimdi hocamla baş başayız. Ömer'den bahsediyoruz. İsmini söylememizde tabii ki sakınca yok çünkü annesi de zikretti. Hocam, Ömer size geldiğinde, tabii ki bir takım her hasta geldiğinde testler yapıyorsunuz. O testler nasıldı, hangi yolu izlediniz, sonrasındaki tedavi sürecini falan hepsini sizden duymak istiyorum. Şimdi tabii ki Ömer yaygın gelişim bozukluğuna grubunda beyindeki elektrik akım bozukları olduğu kanıtlanacak kadar yeteri bilgimiz var. Bilimsel slide yayınlarla. Beyindeki elektrik akımını kaydettik bir dijital EEG aletiyle. Kendi yaş grubuyla karşılaştırdık. Karşılaştırdığımızda... kendi yaş grubundan çok daha yavaş bir beyin bulduk. Şurada beynin elektrik akımı normal olduğu zaman siyah, normalden çok artarsa beyaz. Evet. Burada teta dediğimiz yavaş beyin dalgaları bütün beyinde, beynin önü, solu, sağı, ortası, arkasında oldukça yüksek bulduk. Zaten bu beklediğimiz bir şeydi. Ama şurada bir de beynin arka kısmında elektrik akımının özellikle görme, öğrenme, hafıza ile ilgili merkezlerde tıkanıp kaldığını gördük. İki, beynin elektrik akımının düzgün gitmediğini gördük. Evet. Bunlar problemiydi. Ama bunlara arasında sağır hastalığında gördüğümüz tarzda deşarjlar da gördük. Şimdi bu beyindeki elektrik akımının daha derinlerden nereden geldiğini de Loretta diye bir software programında, S-Loretta dediğimiz bir software programında, bunlar 3 boyutlu dijital inceleme imkanı veriyor bize. Beyin MR'ıyla %0 hatayla beyin MR'ındaki bulgularınıza yakın bir bulgu bulabiliyorsunuz. Beyinde özellikle sol taraftan elektrik akımındaki yavaşlamalarının çok daha derin bölgelerden şu koordinatlardan çıktığını bulduk. Bunlar neden önemli? Çünkü bunlarla bu beyindeki yavaşlamaları EEG biofeedback dediğimiz yöntemle düzenletmeyi amaçlayacağız. O zaman biz koordinatları bulursak, şikayetleriyle de beraber hastanın karşılaştırırsak, mesela ayrıca yavaş beyin dalgası deltasında, biraz alfada, biraz betada hızlı dalgalarda elektrik akımı geçiş, iki beyne geçişlerin eşit olmadığını gördük. Mesela burada hiç alfa dalgası yok. Devamlı bir yavaş beyin dalgası şeyi var. Bir sonraya bakarsak, yine bu şeyin elektrik akımı bozukluğu olan yerlerin şeyinde nörofeedback tedavisiyle azaltmaya başladığımızda işte bir 20 saatlik çalışma sonucunda beyindeki elektrik akımını yeniden kayıtlıyoruz. Orada arkadaki bozulmaların azaldığını görüyoruz. Evet. Burada kısmen azalma var. Burada bu tamamen beyazdı. O beyazlık sarıya döndü. Yani o sağlıksız dalganın üretimi arka bölgede biraz daha azaldığını görüyoruz. Ne kadar süreli çalışmadan bu sonra bu? Bu 20 gün sonra. Çok kısa. Ve o sırada beyine tekrar incelediğimizde bütün beyinde yaygın olarak gördüğümüz elektrik sarıydı bunlar daha önce. Evet. Şimdi buradaki çok hafif bir kısımda elektrik akımı düzensizliği kendi yaş grubuna göre oldu. Gördük. Bir sonraya bakarsak, bunları bizim hem tespit etmemizde hem tedavide yol almamızda da çok yardımcı, yol gösteriyor. Tabii. Şimdi biz devam ettik. Ortalama 80 saatlik bir çalışma sonrasında beyindeki elektrik akımının ciddi anlamda düzeldiğini. Bakın, daha önce tetaları bembeyazdı burası. Sarıya döndü, kırmızı olmaya başladı. Önde biraz yükseklik var ama şimdi teta beyinden alfa beyine ve betaya geçmeye başladığını beynin gördük. Yani beyin burada kapanmıştı, bir şey gibi, fare tuzağına düşmüş gibi. O dalga boyundan çıkamıyordu. Aslında normal olgunlaşmaya göre o dalga boyundan çıkmaya başlaması lazım. Biraz alfalar, beta dalgaları görmemiz lazım. Ama bu 80 gün nük bir seans sonrasında beyindeki bu değişmeyi yaratabildik. Evet. Bu ne yapıyor? Hızlandırıyor. Beynin olgunlaşmasını hızlandırdık. Elektrik akım iki beyine daha düzgün yayılmaya başladı. Çok hafif burada problemleri var. Baktığımızda önde kırmızılıklar gitti. Şimdi hafifçe arkada bir yerde elektrik akımı daha derinlerden
beynin korteks dediğimiz en üst tabakanın daha derin kısmına kadar görebiliyoruz elektrik akım bozukluğunu. Loretta dediğimiz incelemede. Bu çok önemli. Evet. Bu bilgilerin hepsini dijital EEG'den elde edebiliyoruz. Hı hı. Ama daha önce bu çocuk bir özel nöroloğa gitmişti. Orada bir EEG çekimi vardı. Bir sonraya geçelim. Orada bu bilgileri gösterememişti EEG'deki bozukluklar. Yalnızca Sahra hastalığında gördüğümüz tarzda bir takım deşarjlardan bahsediyordu. Ama bütün bu değişkenliklerden, bütün bu düzensizliklerden haberdar olamıyordu. Şimdi burada ilkiyle son halini karşılaştırdığımızda bakın şuradaki beyaz olan yavaşlamalar bayağı azaldı. Evet. Kırmızılaştı. Elektrik akımında bir denge oluşmaya başladı. Yavaş dalgalar azalınca beyin fonksiyon etmeye başladı. Evet. Fonksiyon edince çocuktaki ilerlemeler ortaya çıktı. İki beyin elektrik akımı geçemiyordu. İki beyin karşılıklı konuşamadığını, bozuk plaki bir yere takılıp kalıyordu. Onlarda ciddi bir azalma olduğunu görüyoruz. Buradaki de bozukluklar, şuradaki bozukluklar kırmızıya yani normale yaklaştı, azaldı. Ve karşılığında alfa dalgaları, beta dalgaları üretmeye başladı beyin. Yani normal olgunlaşma sürecinin içine geçtiğini görüyoruz. Evet. Biz beyni o formattan başka çıkmak bir format istediği, geçmek istediği formata taşımasına yardımcı olduk. Evet. Ve herhangi bir yan etkisi olmayan bir yöntemle. Bir sonrasına bakarsak. Bu arada ilaç kullanılmadı değil mi? Hiçbir ilaç kullanılmadı. İşte ilk geldiği zaman o Loretta incelemesinde şu sarılıklar şimdi oldukça kayboldu, azaldı. Neredeyse. Çok hafif bir burada arkada çıkan bir yavaşlamalar var. Ama bunlarla da ilgili biraz daha çalışma yapacağız. Bunları da kaybettirebilir miyiz? Bakalım bir sonraya. Bir de biz başka bir şeye baktık. Ağır metallere baktık bu çocuklarda. Bakıyoruz. İdrarda bir test yapıp bir üniversiteye yolluyoruz ve ağır metallere bakıyoruz. Çok yüksek oranda arsenik bulduk. 306 ki 130'dan düşük olması lazım. Arsenik kısaca açabilir miyiz? Arsenik ağır metal dediğimiz beyinde zehirlenmeyen, vücutta oluyor, kemiklerde birikiyor. Onu idrar testiyle yaptırabilmek için bir atacak bir madde içirdik. Arsenik miktarı bu. Bu çok arsenik yüksek, beyine zarar veren bir madde. İçme suyundan aldığını düşünüyoruz. Çeşme suyundan. Onu detoks ettik. Nanoteknolojiyle üretilen bir çelasyon dediğimiz bir uygulama verdik, bir sıvı verdik. Onu atmasını sağlattık çok aynı ciddi zamanda. Bir oran ama. Ciddi oranda hı-hı vardı. Civası da yüksekti. 15.6 idi, 7.6'ya düştü ki zaten 5'ten küçük olması normal seviyenin altına giriyor. Kurşun çok yüksekti, 46.8'di, 27.1'e düştü. Bunları düzenlemeye çalıştık. Bu da ağır metallere de baktık. Yani biz yalnızca beynin elektrik akımına bakmadık. Ağır metallere baktık. Annenin ebeveynlik tarzında hatalar varsa onları düzeltmesi için yardımcı olduk. Bu çocukla nasıl iletişim kuracağına baktık. Bir sonraya geçersek. 2010 tarihinde yapılan başka bir merkezde yapılan EEG'sinde sağ hemisferde temporal bölgede biyoelektrik baskılanma her iki mesela arka bölgeye hakim biyoelektrik aksama ile uyumludur denmiş. Ama bu çok anlamlı bir sonuç vermiyor bize beynin neresini düzeltelim diye. Yalnızca bir bölgesinde elektrik deşarjları sağır hastalığındaki gibi görüldüğünü söylüyor. Geçelim bir sonraya. Onun için bu EEG'den çok biz böyle bir EEG ile baktığımızda beynin hangi beyin bölgelerinin genelde yavaşladığını, yalnızca temporal bölgeler değil, genelde yavaşlamanın nerede olduğunu hı hı görüyoruz. O bölgelere elektrotları yerleştirip düzenli hale getirip bu tabloyu elde edebiliyoruz. Bir sonraya bakarsak, birinci EEG'sinde 230 mikrovolt amplitütlü bilateral yani beynin iki tarafında veya sol ağırlıklı, sol hemisfer ağırlıklı monolateral senkron teta dalgaları dikkatimizi çekti EEG'de. Son EEG'sinde bu deşarjlar 230'dan 150 mikrovolta düştü. Yani 230'dan 150'ye düşmesi 80 mikrovoltluk amplitütlerde düşüş kaydettik. Hı hı. Bunları da yaptığımız zaman da olumlu yansımasını gördük çocukta. Bir sonraya bakalım.
Aynı zamanda bu çocuğumuzda uykuda da EEG çektik. Uykusunda da beyin dalgalarına baktığımızda 300 mikrovoltluk amplitüdlü yavaşlamalar vardı. Son EEG'sinde bu yavaşlamaları, bu deşarjların olmadığını gördük. Hı hı. Yani uykudaki bu yavaşlamaların kaybolmasını yaratmış olduk. Bu da uykuda da çok önemli. Çünkü bu deşarjlar uykuda ortaya çıktığı zaman hafızanın yapılanmasına tutun birçok şeye olumsuz yönde etki evet. ediyor. Uykuda hafıza yapılanması oluyor. O zaman günlük hayatına da olumsuz yönde etki ediyor. Bir sonraya bakarsak ki bu elektrik akımı bozuklukları olan çocuğumuzun beyin MR'ına baktığımızda da önemli derecede bütün orta arka bölgelerde daha yoğun ön bölgeler doku kaybı görüyoruz. Ciddi anlamda evet. kendi yaş grubuna göre daha fazla bir doku kaybı var. Bu hem elektrik akımı deşarjları yani sağ rastlığında gördüğümüz deşarjlara bağlı olabilir. Hem de iki beyni elektrik akımı eşit yayılmadığı dediğimiz bölgelere denk geliyor. Onlar orada durduğu müddetçe hücre kaybına sebep verdiğini düşünüyoruz. O ağır metaller de aynı şeyi ağır yapıyor olabilir mi? Ağır metaller de bulunabilir ama daha çok burada elektriksel akım düzensizlerin doku kaybına katkıda bulunduğunu düşünüyoruz. Şimdi o elektriksel akım düzensizi orada dursun mu? Çünkü tabii, durmaması lazım. Bu doku kaybını azaltmamız lazım. Durdurmamız lazım ve yeni hücreler yapılacaksa 78 yaşına kadar MIT'nin yaptığı çalışmaya göre. O zaman yeni hücreler belki de bunların bir kısmını ne yapabilecek? Görev haline dönüp doldurabilecek. Bilemiyoruz. İleride göreceğiz. Aynı zamanda antioksidandan zengin besinler tavsiye ettik. Omega 3 ve diğer antioksidandan zengin besinler. Ebeveynlik tarzını da eklettirdik ailenin. O zaman bu doku kaybını da azaltalım. Bu doku kaybını durdurabilirsek ya da azaltabilirsek, elektrik akımı deşarjlarını da dengelersek, o zaman bu beynin daha iyi fonksiyon etmesi beklenen evet. bir şey oluyor ve öyle olduğunu görüyoruz sonuç olarak. Herhalde bu son slaytımızda ama bir önceye evet, dönersek tekrar vaktimiz varsa. Toparlayalım hocam hemen bir öncekine diğer bölüme dönelim. Geçeceğiz. Bir daha hızlı. Bir daha. Demek ki beyindeki elektriksel akım kayıtlamalarını bu şekilde kaydedip beyinle ilgili bilgi almamız bu kanıta dayalı tıpta bilimseldir. Evet. Bu kanıtlanmıştır. Bunu yapmamızın amacı beyindeki bölgeleri görmek ve onları da şikayetlerle ilgili karşılaştırıp onları dengelemeyi öğretirsek beyine burada gördüğümüz gibi hı hı. çok yoğun tetadan çıkıyor. Beta dalgaları oluşmaya, alfa dalgaları oluşmaya, beynin olgunlaşmasına katkıda bulunmak. Bu yöntemin ilaçlar verseydik biz buna, ilaçlar bu hale getirmiyor beyni. Hocam sonrasını tekrar diğer bölümde konuşalım mı? Sevgili izleyiciler kısacık bir ara, heyecanla diğer bölümü bekliyoruz. Sevgili izleyiciler, Tanju Sürmeli ile Beyninize Sağlık programının son bölümündeyiz. Hocam, deşarj dediniz. Hani beyinde bir takım deşarjlar yaşanıyor. Bu deşarj kriz oluyor herhalde değil mi? Bu Sara hastalığında gördüğümüz tarzda deşarjlar da bulduk ataklar aynı zamanda. Gibi. Yani elektriksel aktiviteler var böyle dikensi yavaş hı-hı. dalgalar gibi. Onlar Sara hastalığı yani epilepsi de gördüğümüz tarzdaki düzensiz dalgalar. Arada çıkıyordu. Ömer bunu ne kadar sıklıkta yaşıyordu? Bunlar bayılma nöbeti halinde olmuyordu. Hı hı. Ama bayılma yapmayan bu tür aktivasyonlar görebiliyoruz. Özellikle bu tür yaygın gelişim bozukluğu, atipik otizm, otizmde öğrenme güçlüğü çeken çocuklarda, hatta bir kısım dikkat eksikliği, hiperaktivite hastalığı olan çocuklarda da bu tür deşarjlar görebiliyoruz. O da doku kaybına sebep oluyor. O da doku kaybına sebebiyet verdiğini düşünüyoruz. Bununla hı-hı. ilgili çalışmalar öyle gösteriyor. Çünkü o deşarjlar devamlı orada düzensiz bir hücre aktivasyonu yapıyor. O da hücrelerin görevini azaltıyor. Evet. Ve oraya zarar verebiliyor. Peki size gelmeden önce teşhisi neydi? Hastalığın ismini? Atipik otizm teşhisi konmuştu. Yani otizmin tam otizme uymayan çocuklara atipik otizm deniliyor. Ama bence atipik otizmden çok daha geniş bir yelpaze içinde yaygın gelişim bozukluğu altında incelememiz gereken bir çocuk olduğunu düşündüm.
Yaygın gelişim bozukluğu, atipik otizm, yani otistik bir takım özellikleri var. İşte tekrarlayıcı yaptığı davranışlar, ifadede zorluklar, işte zamirleri bilmemesi falan gibilerinden, sosyalleşme, göz kontağının olmaması. Ama burada bakın mesela o ilk 9 saatlik çalışma, nörofeedback dediğimiz çalışma sonrası tekrar tekrar söylemelerin azaldığını, yüzüne eline vurmasının, yüzüne kendisinin eline falan kendine vuruyordu. Bunların azaldığını, el çırpma hareketleri vardı, işte bu stereotipik dediğimiz tekrarlayıcı hareketleri, onların heyecanlandığı azaldığını, ilk kez soru sormaya başladığını, 9 saatlik bir çalışma yani 9 gün sonra ya da 9 gün içinde merdivende mesafeyi ayarlamaya başladığını, tiz seslerden korkusunu azaldığını, çünkü genelde tiz sesleri duyduğu zaman kulak kapatması azaldığını gördük. 20 saatlik çalışmada da mesela hareketliliğin azaldığı, göz kontağının bariz arttığını, tekrar tekrar söylemenin oldukça azaldığını, diş gıcırtması vardı özellikle uyurken onların bayağı azaldığını, bu aktivasyonları uykuda çıkan aktivasyonlar da bu diş gıcırtması yapabilir. Kendi kendine konuşmalarının oldukça azaldığını gördük. 30 saatlik çalışma yani bir ay gibi bir zaman sonrasında da hareketliliğin çok azaldığını, sinirliliğinin bayağı azaldığını, tekrar tekrar sormanın azalmasının devam ettiğini, yemek yerken oturmama vardı yemek yerken bunun bayağı azaldığını, koşmanın ve koşarken çarpıyordu, sakarlığı vardı bunun bayağı azaldığını, diş sıkmalarının azaldığını, sinirliliğin işte hareketliliğin azaldığını söyledi ki en son yaptığımız çalışmada da bu azalmaların devam ettiğini görüyoruz. Ama burada biraz daha çalışma yapılmasında yarar var. Özellikle bu tekrarlayıcı asansörle ilgili takıntılı davranışlarını tamamen bırakması açısından. Bu yavaş dediğimiz, teta dediğimiz dalgalar bu takıntı hastalığında da görüyoruz. Yani obsesif kompulsif bozuk dediğimiz takıntı hastalığında da o teta artışları görebiliyoruz bir grubunda. Bir grubunda alfa dalgalarında artış var. O tetaları biraz daha dengelersek özel eğitimle beraber zaten bu çocuğun birçok özellikleri şu an o atipik dediğimiz ya da yaygın gelişim bozuk dediğimiz gruptan uzaklaştı. Şu an size her gün geliyor değil mi? Her gün gelip beyindeki elektrisi akımı dengelemeyi öğretiyoruz. Ne kadar süre oldu? Tabii bu arada çocuklar rahatsızlanıyor, hastalanıyor. İşte 9 aylık bir, 10 aylık bir süreç ama bazen tabii günlerde aksamalar olabiliyor. Bayramda, tatilde filan. Ne kadar süre geçiriyor sizin tedavi? Bir saat filan ya da 1,5 saatlik bir süre geçirebiliyor. İlaç kullanmıyor. İlaç kullanmıyor. Herhangi bir yan etkisi yok. Kanıtlanmış bir tek yan etkisi yok. Gelişmeler kalıcı. Onu söyleyecektim. En önemlisi de bu. Gelişmeler oldukça. Ama gelişmeler otururken oynamalar olabilir. Oradan aileler huzursuz oluyor. Hemen bir şey geliştiği zaman, bir oturmadığı zaman tam hemen huzursuz olabiliyor. Böyle bir huzursuz olmamaları gerekiyor. Sabırlı olmaları lazım. Evet. Güvenmeleri lazım. İnanmaları lazım. Her zaman bir umut var ama güvenmemiz, inanmamız çok önemli. Evet. Tedavi yöntemine güvenir, inanırsak bu bile bizim olumlu sonuç almamıza katkıda bulunduğuna dair birçok bilimsel yayın var. Yani hekimimize güvenirsek, tedaviye güvenirsek, inanırsak bu bile tedavinin başarısına olumlu yönde etki ediyor. Evet. Şimdi siz 9 aylık süreç içerisindeki gelişmeleri anneden mi duydunuz? Yani siz gözlemlediniz mi yoksa bu 9 ay içerisinde kontrolleriniz mi oluyor? Şimdi o kontrollerde anneden aldığımız subjektif bilgilerin dışında bizim objektif olarak baktığımız testler var. Mesela bu ilk geldiği zaman TOVA dediğimiz dikkati ölçen bir test vardı. Onu yapamıyordu, alamıyordu o testi. Şu an ciddi anlamda doğru olarak yapıyor. Stanford Bine diye bir test yaptı psikologlar. Burada ciddi anlamda gelişmeleri gösterebildiler. Önemli derecede bu skorlarında artış oldu. Bir de beyindeki elektrik akım değişkenliklerinde önemli gelişmeleri elde ettiğimizi gösterebiliyoruz. Yani daha objektif çalışma içindeyiz. Ailelere de anlatıyoruz. Eğer şeyi verebilirsek vaktimiz varsa demoyu birazdan demoda devam edecek. Evet.
Bu objektif yöntemleri kullanıp objektif açıklamalarda bulunduğumuz zaman ailelerde neler yaptığımızı daha iyi anlamış oluyorlar. İşte burada da beyin elektrik akımını böyle bir bone ile, içinde elektrotlar var, herhangi bir yan etkisi yok, bir elektrik vermiyoruz, radyasyon yok. En çok ailelerine sorduğu, bir radyasyon alıyor mu? Kalp grafisi çekilir gibi beyin dalgalarını kayıtlaması, herhangi bir radyasyon yok. Çok uzun sürmüyor. Oradan alete beyin dalgalarını transfer edebiliyoruz. Onları sonra biz inceliyoruz bir veri tabanında. Karşılaştırıyoruz. O da FDA onaylı bir veri tabanında. Karşılaştırıyoruz kendi yaş grubuna göre ne olması lazımdı bu beyin dalgaları bu yaş grubunda. Bu da bize hekim olarak kısa sürede, yani 10 dakikalık bir inceleme bu. 10 dakikada daha fazla bilgi sahibi olma imkanı sağlıyor beyinle ilgili. Burada bir karşılaştırma yaptığımızda beyindeki elektriksel akım düzensizliklerini tespit edip gösterebiliyoruz. Normalden fazla, mesela buradaki örnekte normalden fazla alfa dalgaları var ama hiç beta dalgaları yok. Bunlara bakabiliyoruz. O zaman hangi bölgeye biofeedback yapacağımızı görebiliyoruz. Orayı dengelemeyi öğretebiliriz. Bunu da bir takım sensörler kullanıyoruz. O sensörlerde kulağa, saçlı deriye, bazen parmağa yapıştırıyoruz. Bazen göğüse koyuyoruz sensörleri. O küçük bir biofeedback aletine bağlayıp bilgisayar ekranına yansıtıyoruz. Bir oyun haline dönüştürüyoruz. Kendi dikkatini oraya verdirmeye yöneliyoruz. Evet. Tabii yaygın gelişim bozukluğu olan otizm ya da Asperger türü olan çocuklarımızda rahatsız olan o dikkat olayını bir ekrandaki cisme vermeleri oldukça zor olabilir. Ama onların ilgisini çekecek bir şeyler bulmaya çalışıyoruz. Dikkatini bir yere verdiği zaman elektriksel akımda değişiklikler oluyor. Bu değişikliklerin karşılığında da bilgisayardan bir müzik tonu ödül olarak beyine geliyor. Beyin koşullanmış oluyor. Bu koşul karşısında beyin kendini değiştirmeyi öğrenmeye başlıyor. Evet. Biz bunu birçok konuda kullanıyoruz. Yalnızca otizmde, yaygın gelişimde değil, öfke kontrolünde, uyku bozukluğunda, depresyonda, panik atakta, obsesif kompulsif bozuklukta, bayağı ciddi anlamda kafa travmalarında da kullanıyoruz. Baş ağrılarında kullanıyoruz. Evet. Toparlıyoruz hocam şimdi. Hiçbir şekilde yan etkisi yok. Bağımlılığınız yok. Sürekli biz sizin kliniğinize ya da bu alete bir şey bağımlılığınız değil, bu yok. Bu belirli bir süreç için. Ondan sonra da mesela bu çocuğumuzda biraz daha iyi çalışacağımız bölgeler dışında özel eğitime devam etmesini, evet, ve normal okula gitmesini isteyeceğiz seneye. Normale dönecek inşallah sizin sayenizde. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Yine beyninize sağlık diyeceğim size. Haftaya tekrar birlikte olacağız. İnşallah. Sevgili izleyiciler, bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Tanju Sürmeli ile Beyninize Sağlık programı burada sona eriyor. Haftaya aynı gün aynı saatte sizlerle birlikte olacağız efendim. Haftaya kadar kendinize ve lütfen beyninize iyi bakın. Hoşçakalın.